Sideshop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Ömer, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Ömer, merhaba. Deadlock'tan kopardık, geldik <laughs> Onlara da ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Ama önce mevzular mevzular. Şimdi bu, e, geçen programda işte transferlere kaotikliği konuşurken e, zaten 3-4 aydır söylediğim şey sonunda gerçekleşti. Watson Gaming Gladiators formasını giydi. E, Cloud9 mevzusu da şu an için patlak çıktı. Yani cloud herhalde game'in roster'ını alabilecek gibi bir durumda değiller. Ben game'in de zaten kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani Dota'da zaten en başarılı oldukları oyun burası. Buradan çıkıp da ya da roster'ı satmayı düşüneceklerini çok ihtimal vermiyorum. Yani inanılmaz paralar verilmediği sürece. Bunun dışında G2 IG takımı dağıldı. Daha doğrusu G2 elindeki takımı bıraktı. Ama şey demediler yani biz Dota'dan çıkıyoruz denmedi. yani acaba G2 bir takım kuracak mı tekrar bir e, Çin sahnesinde mi kalacak yoksa başka tarafları mı e, kayacak bilmiyoruz ama G2 şeyi kapatmadı yani hani Dota'dan çekiliyoruz demedi. IG de şu an e, farklı bir kadroyla devam ediyor İşte Fly Fly Imo falan onlar geri döndü e, Zeal'la birlikte e, farklı bir takımla takılıyorlar. Ramzes e, Liga'dan ayrıldığını açıkladı. DJ bundan ayrıldı. Ya tamam hani bir şekilde patlayacağını düşünüyorduk da ya bu kadar erken hani daha kurulalı bir ay olmadı kardeş yani ne oldu da hemen e, bir ay içerisinde şey yaptınız e, vazgeçtiniz bu işten ama bana biraz şey gibi geliyor. Yani DJ e, çok da fazla 5 numara oynamak istemiyormuş da ondan e, buradan çıkmak istemiş gibi ee, geldi. Ee, başka da transfer olarak e, önemli bir şey yok. Gelelim Valacia'ya. Ee, bizim esas dönen olaylar, bütün işler e, buralarda döndü. Şimdi grup aşamasında e, çok ilginç Nigma elendi. Yani Nigma <laughs> ilk gün maça çıkamadı. Kadro tamam değil falan dediler. Öyle bir şeyler oldu. Forfeit verdiler. Ee, sonra bir Beast Coast diyenler o Nigma yeni kadro hiç fena değil derken Azure ve Infinity'ye yenilip bir anda Swiss Stage sisteminden dolayı elendiler. Üstüne Maus elendi. Maus da ilk gün Apex Zines yandı ama sonra Avalos, Navi ve Naus'a kaybettiler. Liga Team de çok iyi başlamıştı. Onlar da Naus'u geçince acaba mı dedik ama Tundra, ee, Invictus Gaming ve Beast Coast hepsine 2-1 kaybettiler. E, ee, IG'de son gün kaybetti. Onlar Nance'a kaybedip elendiler. Azure'yı da Beast Coast'a kaybetti. En ilginci Alliance son gün 1-0 olduğu seri Infinity'ye 2-1 kaybetti. Yani çok ilginç. Yani e, Lodo muhtemelen sinirden kudurmuştur. Çok belli etmese de. E, yani Infinity bir anda şeyin içine girdi. Playoff yarışının içine girdi ve e, orada kaldı. Bu arada ee, esas mevzu yani P PGI Valatça'da bunu yanmış şunu yanmış değil abi esas konuşulan olay Soneko Amar olayı ee, şimdi söylenenlere göre e, -E otelin lobisinde Amar'ı görüyor gidiyor yanına eline böyle boynunu doluyor kardeş sen bana 3 ay önce brain dead demiştin böyle beyinsiz falan demiştin Ondan sonra bak sana şöyle yapacağım böyle yapacağım gelsen otelin önüne falan filan diye konuşmuş. Kimi diyor yumruk attı, kimi diyor atmadı, kimi diyor sadece tehdit etti falan. Ee, sonra Avlus'un koçu, menajeri falan biraz sakinleştirmiş, şey yapmış. Ee, ya burada şöyle bir sıkıntı var ya. Yani mesela Queen de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Demiş ki yani Avuz diskalifiye edilmeli falan. Yani böyle bir şey mantıksız. Şu var. Yani Falcon'sta zaten böyle bir sıkıntı var. Yani e, bazı oyuncularda bu şey, trash talk olayı abartıya kaçmaya başladı. Ki Amar'ın zaten çıkışını hatırlarsın böyle yani rakibe saygısızlık niteliğinde mental of intelligence falan koyuyordu böyle base'lerin önünde kazanırken. Ama kaybederken ses yok. Hani böyle hiç gıkı falan çıkmıyor. Ondan sonra işte bu Falcons'a geldikten sonra işte Malvin de yapmaya başladı ama Malvin'inkiler biraz daha böyle şeydi. Hani gülcük atıyor falan filan. Nine Class mesela toksikliğin dibine vurmuş durumda. Pub'da en çok nefret edilen oyuncular sırasında zirveyi çekenlerden biri. Ya adam geliyor sana Sonic sinirli bir adam zaten geçmişten beri biliyoruz. Kavgacı bir adam. Ya adam geliyor diyor ki sana diyor bir tane yapıştırır yerleri süpürürsün diyor. Vursana diyor. Yani hani ya böyle bir laf olmaz yani. Vursana orada bir tane vursa ve gerçekten yeri düşüp kafana vurup ölsen ne yapacaksın abi? Aman hadi. Hani sen vurdun düştün komalık oldun. Tamam mı? Yani avulusunda diskalifiye oldu. Ne olacak abi sen komalık oldun yani. Hani niye böyle bir provokasyon yaptı? Ben de onu çözemedim. Ya bence e, herkes herkes Soneyko'ya yükleniyor ama burada da çok ciddi amarda da suç var. Yani tamam yapmışsın abi derse ya pop ma pub zamanı pop maçıydı. O an sinirle söyledik şeyde falan uzatmanın alemi yok yani. Hani bitti gitti denebilirken ya yumrukla abi yumrukla beni falan diyor böyle iyice provoka ediyor falan. Yani iyi Soneko gibi bir adam ben direkt orada bir tane yapıştırmasını beklerdim de. Millet de şey almış zaten Reddit'te işte, adına hayal kırıklığına uğradım. Bir Walrus Punch beklerdim falan diye böyle <laughs> yorumlar falan yapan da olmuş. Ee, sonra da araya Kuroki girmiş ve küsleri barıştırmış. Ee, adeta bir şey ne derler barışmanço görevi görüp ee, bir anda turnuvaya barış getirmiş. Kendi takımına faydası olmayan Kuroki, başka takımlara <laughs> faydası alamaya devam ediyor. Ee, sen bu olay hakkında ne diyorsun, ne düşünüyorsun? Bir de yani bu şey, trash talklar sanki giderek e, oyuncuların başına iş açacak gibi duruyor. Abi ben olayı ilk gördüğümde pek anlam veremedim. Çünkü bu e, AT ile bizim bir Haziran gibi falan bir röportaj olmuştu. İşte o zaman bu toksiklik olaylarına şey demişti. Ben hani oyun içerisinde toksiyim. Hani o biraz şovmenlik. Oyun dışında gayet çiğim. Hiç kimseye problemim yok. Problemim de olmaz. Tarzı bir konuşma geçmişti aramızda. Şimdi iki taraf da öyle bir taraf ki. Yani şimdi Soneiko ATF. Abi kime güveneceksin? Kimin açıklamasına güveneceksin? Yani işte Soneiko'ya bakıyorsun. Hani zamanında böyle Reddit'te manifesto falan yayınlamışlığı var yani. O da güvenli kaynak değil. Şimdi ben Soneiko'nun açıklamayı okudum. Ben Soneiko'nun bu kadar İngilizce konuştuğunu hatırlamıyorum mesela yani. Onu kesinlikle başkası yazmış bence. Soneiko şey var. diyor. Ne diyor? Şey diyor. İşte bunlar DM'leşmişler galiba Twitter'dan. Bu da evet. Aynı lan'a gittiklerini öğrenince demiş hani aramızda şey kalmasın şey yapalım falan. Hatta bir yerde şey falan diyor ikimiz de Müslümanız zaten falan diye bir paragraf var. Hani ondan dolayı ben aramızı tekrar düzeltmek istedim falan diyor böyle. Hani bayağı motivasyonu falan da veriyor. Dediğine göre şöyle hakikaten hani eli omuz atarak başlıyor. Ama şey diyor sonra ekodirek. Ya sen bana hani birkaç önce Pablo'da ne demiştin? şakavari olduğunu söyledi ilk başta. Hı hı. Ondan sonra bunu der demez bir anda atf dönüyor abi. Tak brain demiştim. Aynen bir daha diyorum tarzı bir şey deyince ortalık bir anda geriliyor. Bu sefer Soneiko da geriliyor. Yani Soneiko diyor ki benim kesinlikle bir saldırı amacım falan yoktu. Ama bana çok sert çıkıştılar. Yandan da şey atlıyor galiba. Skitter'da atlıyor. İşte sen ne diyorsun falan benim arkadaşıma niye böyle şey yapıyorsun? Niye kolunu atıyorsun? O kolu kırarım bilmem ne falan falan. İşte Skitter girince oraya daha çok geriliyorlar. Bu sefer Soneiko şey dediğini iddia ediyor abi. Gel biz bir dışarı çıkalım. Orada sakince konuşalım. Yani burada çok insan var. Onun açıklama o yönde. Ondan sonra böyle bir açıklama geliyor abi. Herkes buna şey diyor işte PR'cılar yazmış işte demiş kontrol yapıyor bilmem ne. İşte avukatına yazdırmış. Zartsız. Kuzenim yazmış. Var, araya bu sefer kanaat önderi Queen giriyor. Queen'in açıklamayla da insanlar daha çok şey yapıyor. İşte hani Queen de hani şey göstermeye çalışıyor. Ben değiştim bakın falan bunları dedi. Queen şovunu başka yerde yap. Dur ortalık karışık. Sen bir dur bilmem ne. Ondan sonra kuru giriyor bitiyor. Yani şey ilginç tabii. Büyük ihtimal orada hani biraz fiziksel temasla girdiği için bir şey gerginliği olmuş. Hani orada bir gerilmiştir büyük ihtimal. Bir de arkadan falan geldiyse hani bir korkmuştur yani çocuk. Ama şey de ilginç yani. Herif sana soruyor bana demiştin diye. Direkt birebir hafızada tutup şunu demiştim bir daha diyorum orada abi ne gerek var böyle şeylere. Yani bir de üstüne yani... yani bak seni bir çakar yere sererim deyip de yumrukla hadi veya punch mi yani niye provoke ediyorsun adamı? Yani bana çok ilginç geldi şeyler. Özellikle yani ben açıkçası Skitter'ın da böyle biri olduğunu bilmiyordum. Orada bayağı bir provokesi var galiba onun da yani. Hani ya, olayı, sıkıntılı bir takım yani. Hani olayı yatıştırmak yerine daha çok geriyor. Orada yani herhalde Aulus'un koçu olmasa belki Meg olmasa orada belki daha sıkıntı bir şey olacaktı. Ama ve lakin, bu yeni nesil şey yapamıyor abi yani. Eskiden de trash top vardı her zaman vardı yani. Yok değildi ama eskiler bunu biraz daha şovun içine sokuyordu. Yani ne bileyim. Ama şeyde eskiler de şeydi abi bunlar zaten arkadaştı. Yani maç içerisinde bunlarınki atışmaydı yani şey gibi NBA NBA maçlarında olduğu gibi böyle maç içerisinde birbirlerine laf söylerler. Maç bitince öyle şeye varlar. Omuz omuza omuz giderler falan. Ama yeni nesilde bu yok abi. Ben sana trash talk yaptıysam ben sana nefret ediyorum. Olduğu için bunu yapıyorum falan diye. Aynen öyle. Yani şimdi şeye bakıyorsun. Bu mesela tipleme olayı 2020'den önce de tip vardı abi ama kimse birbirini tipliyor diye bu kadar kafaya takılmıyordu yani ya da bu kadar gündem malzemesi olmuyordu. Şimdi biri birine tip atıyor. Aa bunların arasında beef var, birbirlerini tiplediler falan filan. Yani bu mekanik bile hani ol chat'e chat geçiyorum. tip mekaniği bile bu kadar toksik değildi yani evet. 2020'den önce. Evet. Bu ilginç geliyor. Yani şu da şu da kötü. Hani mesela tamam bunu demek ki bitiremiyorlar abi. Yani şimdi bu adamlar mesela turnuvada elini ayağını tutuyor ama eve gidip pub oynamaya başladıkları zaman yine anavacı yapmaya başlıyorlar. Ona bir şey diyemiyorsun. Ama mesela evet, Baba evet. Eskiden bunlar mesela kontente dönüşürdü. Mesela sketch bir sketch falan yaparlardı ya da işte ne bileyim bir şekilde bu halka malzeme olurdu yani. Turnuvanın eğlencesi olurdu, bir şey olurdu. Şimdi hiçbir şey yok. Herkes gergin gergin evine gidiyor. Belki burada biraz kontentle uğraşan arkadaşlarının yokluğunun da etkisi vardır yani. Hani kimse şimdi mesela biri şey yazmış Reddit'te altına. Ee, bu ilk şey çıktı işte. ATF tweet attı. Hemen ardından sonraki açıklama yaptı falan. Biri altına şey yazmış işte UFC stili fighting profil yapsanıza. Hani bu imkan niye kaçırıyorsunuz olur falan. Bir de altına şey demiş ya bu adamlarda fighting profil yapacak karizmanın bir gramı yok. Hani nasıl yapsınlar yani? Abi şöyle e, bence Soneko ile ETF böyle bir kafes dövüşüne çıksa Soneko paramparça eder yani. Zaten pehlivan gibi bir e, arkadaş vücutlu. Yani onun dişine göre şeyde kim var? Ya yani Malrin'le belki şey yapar. Hani Snaking de biraz tombik kolu. Hani belki Crit. Crit de uzun boylu hani biraz böyle hafif yapısı falan var. Ya yani ile Crit bir kafes dövüşü şey yapsa olurmuş yani hani. Gidermiş. Ama ben Falcons'a güvenmiyorum abi. Yani Falcons bir de gidip işte PGL'e şikayet etmiş. Yok işte turnuvadan çekiliriz bilmem ne zar sus yapmışlar. Abi PGL'in yerinde olsam çekilin abi o zaman. Bana ne falan derdim yani hani. Çekil o zaman abi yani hani. Çünkü ortada bir şey yok. Siz de yani suçlusunuz. Ben orada Soneko'nun gelip kavga etmeye çalışıp da Falcons'ın aman abi ne yapıyorsunuz ayrılın. Hani böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Onlar da atarlanmış giderlenmiştir yani. Hani düşün Falcons takımının içerisindeki en sakin adam yani en masum görüneni Sneaking, Sneaking'in de, de geçmişte neler yaptığını biliyor zaten. Fatay'ı kendi takımından attırmış adam yani. Hani Sneaking. daha daha ne diyeyim yani hani. Fatay'ı takımdan attırdı. Adamı kendi kurduğu takımda kendisini attıran kişi yani. Hani böyle bir adam. O yüzden Falcons biraz yılan bir kadro. Yani ben burada çok şiddet yanlısı olmasam da Soneko'ya da hak veriyorum. Yalan değildir. Zaten Soneko dövmeye gitse muhtemelen direkt bir tane yapıştırır. Ondan sonra şey yapardı. olay çıkarırdı. Ama yani direkt kavga etmeye gitmediği belliydi yani. Hani çünkü şey yapsa gitse böyle gel işte otelin önüne de yapıştırayım dese abi ne uğraşacak tutar yakasından çeke çeke şeyin önüne götürür yani otelin önüne götürür orada döver yani hani bu kadar basit. bir de yani otelin önünde dövsen ne olacak içeride dön, lobide dövsen ne fark eder yani hani otelin önüne gidene kadar zaten sana engel olurlar. Ya yani bana biraz sağlıklı gelmedi açıkçası ama Soneko biraz göz korkutmak istemiş onun için gitmiş yani o belli hani. Kardeş hani bir birebir de görüştük hadi şimdi söyle falan tarzında gitmiş belli. ETF de ters çıkınca e, yani orada gerilmesin ama ben çok ucuz bile atlatılmış e, bana öyle geliyor. ETF'in de şeyine katılmıyorum ben oyun içinde toksiyim oyun dışında değilim. Röportajlarda da hiç öyle değil. Yani röportajlarda da gayet toksik yani verdiği röportaj maç sonrası verdiği röportajlarda da gayet toksik bir arkadaş. Hatta şey böyle şey yaparlarken konuşurlarken I am the Amar Fakir diyor yani hani daha ötesi yok yani hani trash Dolg'un e, ötesi yok o yüzden ben şey yapmıyorum yani biraz Amar takıma güveniyor sırtını böyle bir şeylere vermiş onun onunla ama bir gün gerçekten biri e, tokatlar yumruklar e, o zaman e, uğraşır durur hani bir gün Secret'a karşı oynarsınız Papi'ye yanlışlıkla bir şey dersin Papi de bir gün kendini tutamaz. Konserve kutusuna çevirir seni. <laughs> Ondan sonra uğraş dur. Ee, yeni nesil oyuncuların biraz daha e, kendini toparlaması lazım. Ama ben açıkçası e, burada ne ATF'i ne de Solenko'yu tam olarak haklı bulduğumu söyleyemem. Ama Kuroki'yi de tebrik edelim. Arayı bulmuş. Bir şekilde dost, e, dost kalmalarını sağlamış. E, e, burada belki de şey olsaydı e, ne derler Turnuvaya böyle gidip izleyebilseydik muhtemelen o barıştırma işini ben senin yapabileceğini düşünüyordum. Böyle bir şeyli e, bir tarafta ETF bir tarafta Sonia ortada sen böyle el sıkıştırırken ikisini <laughs> şey kardeşlik ya. işte e, anlaşmazlık oluyor. Poppy işte şeyi çıkarıyor bıçak çıkarıyor. Kroki işte yapmayın etmeyin. Bir, bir tane caps var orada işte şey falan giydirmişler öyle. Raip elbisesi falan giydirmişler. İşte hani ikisinin üstüne de bir su, alnına su damlatıyor. Yani iyi gelsin size yapmayın bilmem. Kroki de hakikaten yani bu arada çaktırmadan Kroki'nin imajı için de inanılmaz bir şey oldu. Hani zaten evet. Nigma'dan bir adım geri çekilerek şu an arkasına bir destek almıştı komüniteden. Şimdi bu olayda bir anda köprü görevi görünce herkes Kroki baba büyüksün. İki ay önce Kroki ana bacı yapıyorlardı yani. Kroki şey sakallarını da uzatıyor. God of War modunu açtı falan diye. Ee, onu da Kratos'a çok benzetiyorlar. Şimdi diğer taraftan bir ilginç <laughs> olay daha var. Ben bu olayı bilmiyordum. Biraz araştırınca öğrendim. Çok ilginç bir olaymış. Şimdi hostlardan biri Richard Lewis. Ama bu adamın Dothal'e hiçbir bağlantısı yok. Bu adam Counter-Strike hostu. Yani Dothal'e doğru düzgün bağlantısı yok. Bilmiyor. Zaten kendi de konuşurken söylüyor. Abi seneler önce bu adam e, yerdemine bir kağıt buluyor bir isim falan o isimle ilgili bir şaka yapıyor. E, o kişinin ismi de meğer Lola'nın sevgilisiymiş falan. Sonra bu olay nedense büyüyor. Büyüyor büyüyor. Kız böyle atarlanıyor giderleniyor. Sonra Loda Twitter'da ifşa ediyor falan Richard Lewis'i. Sonra ne olduysa yani orayı kısmı tam anlamadım. Sahnede mi ne bir boğuşuyorlar birbirlerinin gırtlağını ne sıkıyorlar böyle bir 5-10 saniye. Bir yere yuvarlanmalı bir şeyler olmuş. Videoyu bulamadım ama yani yazanlar öyle diyor. Ee, ve bu iki kişi aynı turnuvada biri host öteki şey <laughs> bir takımın koçu. Chat'te şey yazınca gördüm hani Richard Lewis'le Loda acaba görüşecekler mi? Yüz yüze geldiler mi? Alliance kazanırsa Lodo ile röportajı Richard Lewis yapabilir mi? Falan diye. kontent hani content lazım falan diye. Millet chat'e yazınca merak ettim hani mevzu neymiş falan diye. Ve burada da biraz daha Loda'nın toksikliğini gördüm yani. Hani Lodo'nun da eskilerin baba toksiklerinden olduğunu e, biraz çözmüş olduk. Zaten pek çok kişi de o Loda'nın sevgilisinin ki Sanırım Alliance'ın şeyiymiş, menajeriymiş ee, o da. E, bayağı bir sıkıntılı bir kişi olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum sen, sana sorayım biraz daha sen o işleri daha iyi bilirsin. Abi Alliance kişinin... aile şirketi zaten ya. Valla o Loda'yla şey adını da unuttum ya. kelimeydi miydi? Ke, keli bir şey. O, aynen Abi aynen. o ikisi ya bilmiyorum. Şeyi Oksik mesela çok kötü. yazmışlar. Toksikler mi bilmiyorum ama konuşmayı hiç bilmiyorlar ya. Yani hmm. bugüne kadar yaşa yaşadıkları tüm PR krizlerinin merkezinde zaten Loda ile Kelly ikisi var. Aynen yani, Kelly Milkes. Şeye de hiç şaşırmıyorum yani işte yok bu Akkeler, EGM'ler falan bunlar fark et. Bağları mağları koptu yani bu, bunları hiçbir zaman bir arada bir daha görmedik. Bir şeyden beri 2018'den beri neredeyse. Işte Admiral evet. Bulldog falan yani bunlar birbirlerini artık Belki de tahammül mü etmiyorlar bilmiyorum. Belki özelde görüşüyorlardır onu da bilmiyorum ama yani public olarak birbirle gözükmüyorlar. Hani işlerinde belki iyilerdir ama zaten şey herkes biliyordur işte bir tane belgesel çıkaracaklardı. fragmanında da Roda takıma fırça atıyor. Bana işte 20 bin dolar zararınız var bilmem ne falan falan diye. yani ben açıkçası Skylark'ın falan Alliance'a gittiğini gördüm. Üzüldüm ya. Bu aslında güzel bir stekti. İnşallah yani Alliance logoyu değiştirdi ama mental de Bu arada değiştirdi. şey Skylark takımda değil. Palantimos'un yerine standım bu arada. yani Skylark yok. Desire var Seni sevdiğin kısımdan. Ama Skylark yok. Palantimos var. Palantimos da vize yüzünden gelememiş. Skylark kalmışlar ki gayet güzel oynadı Skylark'ta. Aa ben iki Yunan'ı görünce bir heyecanlandım orada ya. Aslında daha fazlası da vardı da işte o ekip giderek dağıldı ya Spartanlar falan filan. Abi o ekibin şeyini ben sana söyleyeyim. Yani ya bak bunlar genelde şeyler tamam mı? Bir, bir stek kuruyorlar 4-5 kişi. Bir parlıyorlar. O steyin sonlarına doğru hepsinin kafasında şey oluyor. Lan ben bunlardan iyiyim diyor bir tanesi. Tamam mı? Sonra bunlar dağılıyorlar abi. Farklı farklı steklere gidiyorlar. Maksimum bir sene, bir buçuk sene. Sonra bunların bu stekler patlıyor. Sonra Yunan'ın Yunan'dan başka dostu yoktur diyorlar. Bir tane daha Yunan steyi patlatıyorlar. Ya şey bir de hani bak şimdi eski kadroyu açtığın zaman zaten belli oluyor. Madara, Tak, Skylark, Desire, Spartan. Yani beşli e, Yunan takımı. Mesela Madara ne oldu bilmiyoruz. Yani OG seed dağıldığından beri Madara yok. Pro sahneyle hiç görmedik. Kayboldu. Tak da kayboldu mesela sonradan. Ama Skylark, Desire, Spartan falan bunlar bir süre daha devam etti. İşte Brahim'de oynadılar. Başka takımlara geçtiler falan. İşte Dandelions'da Zart'ta, Zurt'tu. Yani bir şekilde Monospa falan. Bir yerlerde kendilerini gösterdiler. Hani şimdi Gürcistan'dan da mesela işte Viş çıktı. İşte Nande falan. Bunları görüyoruz. ya yani Bunlarla falan takılıyorlar. Hani böyle biraz daha şeyler. Araya bir iki de Türk atsalar mesela. Güzel bir stek olur. Bir Gür... İşte iki Gürcü, iki Yunan, bir tane Türk atsalar falan araya. Fena olmaz ama yani bir türlü o istenilen dikişi tutturamıyorlardı. Yani şu an en azından Alliance bünyesinde bir şeyler yapıyorlar gibi ki Mobey hiç fena bir mid değil. Yani şey belki Kapi'nin yaptığı çıkış kadar müthiş bir çıkış yok Mobey'nin belki ama o da cidden sağlam bir mid oyuncusu. Onu da söyleyeyim. Bu arada ilginç bir şey gördüm Alliance'ın organizasyona bakarken. Onu da söylüyorum. Sana. 2022'de 6 aylığına bir asistan menajer varmış Türk. Buğra Baydar diye. Vim abi Hale... o bir şey değil mi ya? Bu Hangisi? Güney Amerika'da en son bir takıma da menajerlik yaptı sanki o adam. Vallahi olabilir, olabilir. Ama burada da bir 6 ay çalışmış. 2022 Mayıs'ta girmiş Kasım'a kadar bir asistan menajerlik yapmış. Ee, o da bir ekstra bilgi olsun. Ee, onu da söyleyelim. Ama yani Valaçada maçlardan çok olayları konuştuk. <laughs> o da biraz ilginç oldu. Ee, bakalım turnuva nasıl bitecek. Ee, onu da göreceğiz. Zaten şu an Playoff'lar başladı. Heroic'tir tundura eşleşti upper bracket yarı finalinde. Falcons'ın da rakibi yani Avulus olacak gibi duruyor. Avulus 1-0 önde. Yani round 2 görebiliriz. Falcons vs Avulus. Bugün Falcons da çok iyi gözükmedi. Yani Biscos biraz kafayı kullansa muhtemelen Falcons'a ele eliyordu 3. maçta. Ama 3. maçta son 2 fight çok kötü pozisyon aldılar. Çok kötü e, seçimler yaptılar. E, o yüzden West Coast aşağı indi. Ama bir Aulus-Falcons maçı da e, rövanş çok acayip olur. E, grup maçlarında çünkü Falcons 2-0 yenmişti. Tam da bu olayın e, yaşandığının ertesi günü galiba oluyor. Ya da bu seriden sonra mı ne yaşanıyor? O ikisinden biri yani. Ya bir gün önce ya bir gün sonra gibi. Bakalım onun rövanşı da nasıl olacak? E, şimdi gelelim e, Dota'yı böyle bir kapatalım. Çok fazla bir şey kalmadı. Bize deadlock'tan bahset. Bu kadar araştırdın, ettin. Bu oyun nedir? Nasıl bir şey geliyor? Ne yapıyor bu Valve? Bize bir bilgi ver. Abi oyun çok güzel. Çünkü neden güzel? Şey istiyorsun oynadı. yani. <laughs> ya o var. Hani şey farklı yani. Nasıl diyeyim? Abi Team Fortress oynamışlarla Dota oynamış. Hem Team Fortress hem Dota oynamış insanlar varsa inanılmaz ya. Hani açıklanamaz bir duygu. Bir de şöyle bir şey var. Bu e, Valve'ın geliştirdiği oyunlarda bir e, balayı dönemi. canım cicim hmm. ayları oluyor. İşte mesela o var yani. işte oyunda o kadar çok ilgileniyorlar ki. Onu hissedebiliyorsun yani. Geçen şey geldi. Anti -cheat geldi Anti-cheat geldi oyun abi. Evet. işte, işte atıyorum karşı takımda hile var ya da sende hile var. Oyun işte notification atıyor. Bu elemanı banlayayım mı? ve maç hemen bitsin mi ya da böyle onu kurbağaya mı dönüştürelim maç devam etsin. Yani kurbağaya dönüşünce hex yiyor adam ama hani maç sonunda da bayacak ama işte ne bileyim makara kukara falan oluyor. Ya yani disconnect atsın falan çıksın yani. A aynen öyle yani şimdi mesela direkt olarak şey başladı mesela işte CS2 komünitesi kıskanıyor abi İşte bizim anti-cheat sisteminde hiçbir şey olduğu yok zaten çok kötü bu deadlock'taki niye bizde yok falan falan. Dota'da yani da aynı. Evet. Dotacılar da aynı şekilde. Yani şeyi hatırlayanlar da olabilir belki. Bu Artifact işte 2018'de çıkıyordu. Artifact'ten önce inanılmaz derecede bir Val PR oldu işte. Bir sene içerisinde 1 milyon dolarlık turnuva olacak. İşte Artifact International olacak. Artifact Regional'lar olacak falan filan. İşte onu yaptılar. Büyük geliyorlardı. Büyük patladılar o zaman. Evet. Yani çok büyük hayal kırıklıkları oldu onun çevresinde. Hatta yani... Ben şu anki eşimden o dönem ayrılıyordum artifekten dolayı. Öyle bir hikaye de var. <laughs> yani artifekten dolayı benim de hayatım kayabilirdi. Kaymadı. Ama kayanlar oldu. Şimdi Deadlock'ta o hataları yapmıyorlar. O güzel mesela şimdi Deadlock ilk piyasaya geldi abi. İşte ilk başta Steam DB'de bin kişi oynuyordu. 5000 oldu. 10.000 oldu. Bir de kapalı betaydı. Yani davetsiz gidemiyordun. Tabi tabi şey şey oldu yani yine Dota Open Beta dönemine geçerken oynayanlar varsa o dönem bir mail gelirdi böyle hmm. şey maili gibi Harry Potter'daki Hogwarts mektubu gibi böyle mühürlü abi kırmızı mühür işte Dota 2'ye davetlisiniz bilmem ne falan falan burada da invite üzerinden dönünce abi, hani insanlar çok nostaljik oldu ve hani oyun şöyle nasıl diyeyim wow, yani Dota'cılar direkt olarak adapte olabildi. Çünkü yani işin özünde yine bir baba var. Ve hani şeye bakıyorsun Team Fortress geçmiş olan adam da bir şekilde aynı. Çünkü Hero Shooter. E diğer taraftan Overwatch tarafı nereden baksan 4-5 yıldır kanayan yara. Yani Overwatch 2 geldi. Hiç beklenen gibi olmadı. PvE falan yapamadılar. Yani şu an aslında Deadlock demand olan bir markete çıkmaya hazırlanıyor. Yani ya ben... Bir de Valorantçıları de çeker yani Valorant oynayanları. Kesinlikle. Bir, bir yanlış yaptığı bir, yaptıkları bir nokta var. İşte mesela şeyin e, Agent isimleri orijinal çok değil abi. Mesela bak Mirage koymuş birini Apex'te var. Yani bu işte Wraith koyuyorsun. O da var. Yani Agent isimlerine biraz dikkat etmek lazım. Özellikle bu işte şeyde falan Guide My'de arıyorsun mesela. Guide yazıyorum. Ulan şey patlıyor. Valorant Guide'ı patlıyor. Ya da işte Apex Legends videosu falan patlıyor. Bence orada içeriden bildiğin bir şey demesi lazım. Ama onun dışında ya oyun güzel. Ve şey de belli yani. E, san sanıyorum ki bence yeni yıldan sonra yani çünkü artık yavaş yavaş yani şu an open beta ve hani davet olayı zaten şey şeyi de kaldırdılar bu arada. Geçen ay yanlış hatırlamıyorsam eee Eylül'ün 12'sine kadar maç making belli saatlerde açılıyordu. Ha evet. Ve evet. Şimdi o bitti o. Yaklaşık yani yine Eylül'ün 12'sinde bitti galiba o olay. Şu an oyun tamamen hani full 7.24 online. Ve Hatta ufak ufak turnuvalar falan yapıyor millet yani. Tabii canım komenteler oluştu bile yani. Hani oyunda göze görülür bir game breaking bug'lar falan da yok. Yani ben hani oynarken hiç şöyle oldu böyle oldu. O oyun kapandı mapandı falan öyle bir şey görmedim yani. Hani şey Daha çok gibi. server problemleri falan oluyor. O da çözülmüş gibi biraz. Hani şey gibi olabilir bu arada işte Dota'da hangi seneye kadar betadaydı resmi olarak tam hatırlamıyorum ama hani uzun hala, süre beta. Hala betada <laughs> Hala betada olabilir tabii. O şekilde gidebilir ama hani böyle kompetitif olarak oynamayı düşünen işte ben Deadlock oynarım, ciddi oynarım, yavaştan başlayayım falan falan diyenler başlayabilir çünkü resmi olarak rank sistemi olmasa da şey var ya, yani arkada bir işte Hidden MMR falan filan tarzı onlar dönüyor. Yani ee, muhtemelen ve, gelir yani. Abi büyük ihtimal renk sistemi bence seneye büyük yani Nisan, Mayıs gibi falan olabilir. O geldiği zaman da şu an oynanan maçlar zaten hidden MMR'dan şey olacak yani. Zaten e, o MMR sistemi geldikten birkaç ay sonra turnuvaları da yavaştan başlar. Yani o sistemde geçer. Çünkü e-spor takımları hazır bekliyor yani neredeyse işte Tundra için şey dendi işte o Şimdiden Deadlock Division açıldı falan. O bölümü açtık. İşte alımlar yapılacak zamanla falan. Yani e, ufaktan incelemeye başlıyorlardır. Ama tabii yani şimdi o MMR sistemi olmadan da oyuncu bulmak mümkün değil. Yani o leaderboardlar şeyler falan çıkacak ki. Tabii ki şu an e, şey neyden ölçüyorlardı? Dota öyleydi MMR gelene kadar. E, i̇şte maça başlıyorsun de izleyici sayın ne kadar yüksekse demek ki maçın orta olması o kadar yüksek. Evet. Oradan mesela insanlar birbirlerinin şeyini çözmeye çalışıyor. Hatta işte YouTube'da birkaç kanal patladı. Yani guide falan çekiyorlar. Maç falan yayınlıyorlar. Bayağı hani tryhardlar ufaktan geliyor. Ki şey olursa yani işte yani bu TI1 gibi bir anda Val ben ortaya işte 2 milyon dolar price pool koyuyorum. 5 milyon dolar price pool koyuyorum gibi bir şekilde bir international kopyası yaratırsa orada ve 2020 İlginçler öncesi oynandı. 2020 öncesi Dota'ya gösterdikleri ilgiyi gösterirlerse abi oyunun önü çok açık. Yani ben bu aynı şeyi bu bunları ben aynı şekilde artefekte de söyledim. Artefektin önü çok açık bilmem ne falan falan. Yani en büyük artefektçi bendim 2018'de. Ama yıldırım aynı yere iki kere düşmez diyorum. Bu tutar diyorum yani. Ya zaten ee, Dota'nın yavaş yavaş yamulmasının en büyük sebebi de Deadlock'tu zaten hani. Deadlock'ı geliştirdiği için biraz bu tarafı boşladılar. Abi Crownfall Act 4 hala gelmedi yani. Hala dördüncü bölüm bekliyoruz. Abi şeyi de bence ayıp olmasın diye getirdiler. Ee, Puppet Master diyeceğim ya. Şey, yeni Hero. Ha, şey Ring Abi bir de diyor ki Crownfall 4 gelince yeni hero getireceğim diye. Dur daha yeni, öbürü yeni geldi yani hani. İmkan yok gelmez o ya. Yani neydi? kez gelecek. işte gelirse o da neydi korsan mı bir şey galiba. Ondan sonra pirate mı öyle bir şey diyorlardı. Şey şeyi yani, de anlamıyorum bu arada. Yani bu hiroları releaseleri falan çok kötü yapıyorlar. Ama mesela lore tarafını hala harika yapmaya devam ediyorlar. Üste i̇şte yok çizgi muhtemelen, falan muhtemelen falan. başka bir ekip uğraşıyor abi onunla. Yani oranın ekibi ayrı. Yani belki de dışarıdan falan tutuyorlar bilmiyorum. Hani parasını verip yaptırıyorlar. Ama yani olmuyor abi yani oyunu devam ettirmek istiyor musunuz istemiyor musunuz abi? Covid TV söyleyin deyin ki ya ben bu oyunu salıyorum ya da salmıyorum ya destek yok. Windows diyor ya ben ya Windows 8'e update'i bırakıyorum kesiyorum desteği. Aynı onun gibi yani. Hani bir şeyinizi belli edin renginizi belli edin. Ya muhtemelen istiyorlar ki Dota 2'de millet bıksın gelsin deadlock abi oyna böyle mis gibi. Bak burada da lane sistem var. Tower sistemi var ama tabii herkesin FPS'i o kadar iyi değil yani herkes iyi. E shooter oynayamıyor. Bu arada SingSing de ne zaman baksam yayınlarda hep Deadlock oynuyor. Bir de ekip kurmuşken de bakarsın e, e sporcu kariyerine orada devam eder. Oyunu bayağı sevmiş gibi duruyor. E Dota çevresinde çok var ama ben yayınlarda görüyorum yani çok o Deadlock oynayan oyunculara falan denk geliyorum. Yakında muhtemelen Yatora'da başlar. Madem Valorant'a çok meilliymiş bence onu da belki Deadlock semalarında görebiliriz ee, böyle diyeyim o oyunla da ilgili yani çok ciddi şeyler ben de bekliyorum senin dediğin gibi çünkü çok müthiş bug'lar yok bir şeyler yok sadece biraz daha işte e, ne derler karakter sayısının falan artması lazım çeşitlilik falan lazım ki e, orası biraz daha şenlensin şu an karakter sayısı cidden az Yani Dota'nın ilk çıktığı döneme bakarsak ki Dota 1'den gelip 2 çıkmıştı Orayı biraz daha şenlendirmeden bence e, Valve oyunun çıkışını açıklamayacaktır diye düşünüyorum. E, evet. Ben de nereden baksan o pro kısmının en az bir sene bir buçuk senesi e, olduğunu düşünüyorum. Buradan da Valve e seslenelim ya Cranfall, Act Four'u verin artık ya verin abi. Diyorsun ki yıl sonunda bitecek zaten diyorsun. Evet. Abi Ekim'in ortası geldi, hala şey yok yani ne ara göreceğiz, ne ara yapacağız da ne ara bitecek yani hani. O da ayrı bir sıkıntı. Ee, oraya eklemek istediğim bir şey var. Bir tarih var mı hiç biliyor musun? Denk geldi mi Crownfall için? Abi yani o konu hakkında konuşan yok. Büyük ihtimal şeydi bu arada hani eskisi kadar şey olmuyor. Komünite zorlamıyor. Çünkü herkes dediğim gibi bir yandan deadlock oynuyor. Ve yani o kadar komik şeyler oluyor ki mesela yani deadlock'a gelen adam Valorant'dan geliyor, şeyden geliyor. Bizim dotacılar gidiyor mesela. Lane'i lane katlıyor. Kripleri kesiyor Aynen. tamam mı? Adamın kafası karışıyor. Ne yapıyor bunlar falan diyor. Millet mesela de birbirine soruyor. Wave cutting nedir? Nasıl oluyor? İşte bu dota mekaniği mi? Bana anlatır mısınız? Bilmem ne. Ama muhteşem bir hibrit var. Ve bu da şu an bence ek 4'ü biraz ge geçiştiriyor. Çünkü şey yapan yok yani. Ek 4 nerede 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 diye soran yok şu an. Ek 3 böyle değildi. O zaman, o zaman terk edildik diyelim. Ee, Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de ederim. <laughs> Bakalım hafta ne olacak. İnşallah Karanfalo Ektfor gelir de bunu konuşuyor oluruz. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.